Rusya, Amerika'nın Ukrayna'da kimyasal bir saldırı başlatabileceğini iddia etti. Hatırlarsanız aynı şey Suriye'de de yaşanmış, iddialar yalan çıkmıştı. Olan birçok sivile olmuştu. Rusya'nın bu tarz oyunlarını çok görüyoruz. Amerika'nın da aşağı kalır yanı yok. Planladıkları hamleler için zemin hazırlıyorlar. Zira işler çığırından çıkmış gözüküyor. Rusya birliklerini çekerse Amerika karşısında hezimete uğramış anlamına gelmiş olacağı için sürekli asker yığıyor. Bu saatten sonra Putin'in dönüşü olmaz diye düşünüyorum ben. Peki siz ne dersiniz? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu'nun genişletilmiş toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, tespit edilemeyen kimyasal bileşenlerin bulunduğu depolama tankları provokasyon yapmak üzere Avdiyevka ve Krasniy liman şehirlerine ulaştırıldı diye konuştu. Rusya Savunma Bakanlığı'nın iddialarına göre Donetsk bölgesinde Ukrayna özel kuvvetlerine eğitim veren yaklaşık 120 Amerikan özel askeri şirket çalışanı bulunuyor. ABD'nin Rusya sınırlarının yakınında askeri varlığını artırdığına dikkat çeken Shoigu, Doğu Avrupa ülkelerinde yaklaşık 8 bin askerin yer aldığı Amerikan birliklerinin konuşlandırıldığını vurguladı. Dünyada askeri, politik gerilim tırmanmaya devam ediyor. Rusya'nın batı ve doğu sınırlarında tansiyon yükseliyor. ABD, Rusya sınırlarının yakınındaki öncü askeri varlığını artırıyor. Doğu Avrupa ülkelerinde toplam sayısı yaklaşık 8 bin asker olan Amerikan birlikleri dönüşümlü olarak konuşlandırılıyor. Rusya daha önce de Suriye'de benzer iddiaları ortaya atmış, iddialar doğru çıkmazken Rus uçakları Suriye'de sivillere yönelik birçok kimyasal katliama imza atmıştı. Viyana'da gerçekleşen askeri güvenlik ve silah kontrolü konu görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Konstantin Gavrilov, NATO'nun Moskova'nın blöf yapmadığını anladığını ve güvenlik garantileriyle ilgili tekliflere hızlı şekilde yanıt vermesi gerektiğini söyledi. YouTube'da Slovlev Live kanalında açıklamalarda bulunan Gavrilov, "Blöf yaptığımız düşündüklerini sanmıyorum ancak hiç şüphesiz ve büyük ihtimalle bu sorunu laf kalabalığıyla geçiştirmeye çalışacaklar. Ancak zaman daralıyor. Rusya'nın endişelerinin ortadan kaldırılması için somut, gerçek adımlar bekliyoruz. Zamanı geldi," dedi. Gavrilov, NATO'dan güvenlik garantileri konusunda red cevabı gelmesi halinde Rusya'nın Batı'nın eylemlerini analiz ederek bir karar alacağını belirtti. Rus diplomat, "Ne zaman, ne yapılacağına ülke yönetimi, sözde partnerlerimizin tüm cevapları ve açıklamalarını, eylemlerini analiz ederek karar verecek. Başka argüman kalmazsa yanıt askeri, teknik olacak," diye konuştu. Bu arada Gavrilov, Çin'in Rusya'nın tekliflerine verdiği desteğin hissedilir olduğunu ve bu konudaki güç dengelerini değiştireceğini kaydetti. Gavrilov, "Elbette bu destek güç dengelerini değiştirecek. Çin'in görüşü çok önemli. Çin'i hem ABD hem de NATO ülkeleri dinliyor. Çin müttefikimiz ve onun bu konudaki desteği hissediliyor," ifadelerini kullandı. Almanya'nın basını sosyal medyada paylaşılan ve sızdırılan videoları inceleyip Rus ordusunun birkaç hafta içinde Ukrayna'ya saldıracağını öne sürdü. Ünlü Bild gazetesine göre Rusya'nın son dönemde sıklıkla gündeme gelen Ukrayna'yı işgal edecek iddiasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkarken bölgeden gelen fotoğraf ve videolarda Ukrayna sınırından yalnızca 15-20 kilometre uzakta tutulan çok sayıda silah ve araç yer alıyor. Fakat Bild'e konuşan askeri uzmanlar ve analistler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planlarının bilinemediğini ve ne tür bir saldırı gerçekleştireceğinden emin olmadıklarını aktardı. Bild ayrıca özellikle son birkaç günde tank ve ağır silahların yanı sıra lojistik araçları, askeri ambulans ve benzeri araçların bölgeye gönderildiğini duyurdu. Kasım ayının sonunda açıklamalarda bulunan üst düzey bir NATO yetkilisinin sözlerini hatırlatan gazete, "Tanklar bizi endişelendirmiyor. Biz sadece sınıra ambulans gönderilmeye başladığında cidden endişeleniriz," dediğini aktardı. Öte yandan bazı fotoğraf ve videolarda çok sayıda Rus askerinin kar içinde ilerlediğine de dikkat çeken uzmanların yorumlarını değerlendiren Alman gazetesi, "Askerler bölgede birkaç hafta içinde saldırı gerçekleştirebilirler," yorumunu yaptı. Ukrayna'yı işgal etmek için sınırdaki askeri yığınağını artırmakla suçlanan Moskova, İşgal iddialarını reddediyor. Ancak NATO'nun Ukrayna'yı ve durumu yatıştırmak için ittifaka katılan diğer ülkeleri dışlamasını istiyor. Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması konusunda Batı'dan güvenlik garantileri talep ediyor ve Doğu Avrupa'da füze konuşlandırılmasının engellenmesini talep ediyor. Dün Rusya, ABD liderliğindeki NATO askeri ittifakının
Doğu Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerine katı sınırlamalar getirilmesini istedi. Pentagon basın sözcüsü John Kirby, "Tabii ki Rusya ve Ukrayna'daki durumu izlemeye devam ediyoruz. Ukrayna sınırı çevresinde konuşlanan Rus güçlerinin duruşunda önemli bir değişiklik görmedik. Hala çok sayıda Rus birlik orada," dedi. Murmansk bölgesindeki Kuzey Kutbu eğitimi, Doğu Avrupa'daki gerilimlerin kaynama noktasında olduğu ve Vladimir Putin'in Ukrayna sınırına yakın yaklaşık 150 bin asker yığdığı sıralarda geldi. Rusya destekli milislerin gizli askeri üsleri bulup yok etmek amacıyla Ukrayna'ya intihar mangaları yerleştirdiği bildirildi. Ukraynalı askerlerle savaşan kurban milislerinin yakalandığı ve sorgulanmak üzere gizli bir yere götürüldüğü ve bu üslerin gizemli bir şekilde havaya uçurulduğu söylendi. İddia edilen intihar taktiği, ekibin bir kısmının daha sonra götürüldükleri üsleri tespit etmek için GPS konumlandırma cihazları taşıdığı bildirildiğinde ortaya çıktı. Ukraynalı bir paraşütçü Mirror gazetesine şunları söyledi: "Cihazları bulduğumuz anda bunları başka bir yere taşıdık, o sırada üssümüz büyük bir saldırıya uğradı. Cihazları neden taşıdıklarını bilmiyoruz ama havan ekiplerini bulunduğumuz yere çektiler." Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Zvezda TV'ye göre savaş tatbikatı düşmanları Kalaşnikov tüfekler ve Makarov tabancalarıyla yok etmeyi içeriyordu. Bir savunma sözcüsü şunları söyledi: "Askeri personelin düşük sıcaklıklarda, derin kar örtüsünde, kuvvetli rüzgarlarda ve kutup gecelerinde operasyonlar için eğitimine özel önem veriliyor." Rus Kuzey Filosu'nun motorlu tüfek tugayının komutanı Sergei Kondratyev, "Kar motosikletlerinden ateş etmek, savaş eğitiminin zorunlu bir parçası," dedi ve şöyle devam etti: "Kış yılın çok zor bir zamanı. Özellikle de bilmediğimiz bir arazide sürüyorsanız kar altında ne olabileceğini bilemezsiniz." Rus ordusu 2014'te el koyduğu Kırım'a ve Kerç Boğazı'na S-300 PM-2 hava savunma sistemi konuşlandırıyor. İzvestiya gazetesi Süper S-300'ün kısa sürede Ukrayna sınırına gönderileceğini bildiriyor. S-300 PS'nin yerine geçecek yeni hava savunma sistemi S-400 ve C-350 Vityaz'ın kombinasyonu. Büyük şehirleri korumak üzere tasarlanan S-300 PM-2 250 km menzile sahip. Rus yayın organı İzvestiya, Karadeniz ve Ukrayna sınırında son 2 ayda eşi benzeri görülmemiş bir etkinliğin yaşandığına dikkat çekiyor. NATO ülkelerinin casus uçakları ve savaş gemileri bölgeye akın etti. Nükleer silahlar taşıyabilen ünlü ABD bombardıman uçağı B-1B'nin Kırım yakınlarında uçtuğunu aktaran İzvestiya, Rus yetkililerin mevcut tablonun yakın zamanda değişeceğine inanmadığını belirtiyor. Rusya'nın S-300 PM-2 hamlesi, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla ilk kez Donbas'ta saldırı düzenlemesinden haftalar sonra geldi. İzvestiya haberinde doğrudan Bayraktar TB2 SİHA'dan söz etmese de diğer hava hedefleri ifadesine yer verdi. Bayraktar TB2'ler özellikle Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın S-300'lerini paramparça etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı son bir haftada sınır hattında 8 insansız hava aracı tespit edildiği bilgisini paylaştı. Moskova'nın desteklediği Rus yanlısı ayrılıkçılarsa Ukrayna ordusunun yeni SİHA saldırıları düzenlediğini savunuyor. İngiliz Financial Times gazetesi ise Ukrayna'nın NATO silahlarının sevkini engellediği gerekçesiyle Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel'i suçladığını bildiriyor. Söz konusu açıklamayı gazeteye Ukrayna Savunma Bakanı Alexey Reznikov yaptı. Habere göre Merkel'in veto etmesi nedeniyle Ukrayna keskin nişancıları tespit edebilen sistemleri ABD, İngiltere, Litvanya ve Fransa gibi ülkelerden ikili ilişkilerini kullanarak temin etti. Ukrayna sınırına 100 bin kişilik bir ordu yığan Rusya, Batı'da kırmızı alarma neden oldu. Kremlin savaş iddialarını reddetse de pek çok Batılı basın kuruluşunda Rus birliklerinin sınırda yoğunlaşmasının çatışmanın habercisi olduğu ifade ediliyor. ABD istihbarat yetkilileri de geçen hafta Rusya'nın sınıra tahminen 175 bin asker konuşlandırmayı planladığını belirtmişti. ABD, Rusya'nın 2022'de gerçekleştireceği bir askeri çıkarma hazırlığında olduğunu düşünüyor. Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın yer aldığı G7 ülkeleri hafta sonu yaptıkları açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda ağır sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu. Geçen hafta Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşen ABD Başkanı Joe Biden ise Ukrayna'nın işgal edilmesi halinde Moskova'nın korkunç bir bedel ödeyeceğini yineledi. Gazetecilere konuşan Biden, Rus mevkidaşına karşı tamamen açık olduğunu belirtip
eğer Ukrayna'ya karşı harekete geçerse ekonomiyi yıkıp geçecek sonuçları olacak ifadesini kullandı. ABD Başkanı hassas görüşmede muhtemel bir Rus müdahalesi durumunda Amerikan birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesinin hiçbir zaman masaya gelmediğini de tekrarladı. Ancak Biden daha fazla NATO ve ABD askerinin ittifakın doğusunda yer alan ülkelere gönderilebileceğini aktardı. ABD Başkanı'nın sözleri beklendiği gibi Rus medyasında yankı buldu. Güvenli bir ağ üzerinden gerçekleştirilen zirvede Washington'ın Moskova'yı Kuzey Akım 2'nin iptaliyle tehdit ettiği dünya medyasına yansıdı. Gazeteler gaz ambargosunun kapıya dayandığını yazdı. Peki Batı'yı savaş konusunda endişelendiren temel gerekçeler neler? Washington Post'un haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaklaşık 20 yıllık yönetimindeki odak noktası Rusya'yı güçlü bir devlet olarak yeniden inşa etmenin yanı sıra Orta Doğu, Afrika ve en önemlisi de eski Sovyetler Birliği ülkelerindeki etki alanını güçlendirmek. Bu ülkeler arasında Ukrayna'da yer alıyor. 2014'te Onur Devrimi olarak adlandırılan ve dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych'in yönetiminin düştüğü olaylardan sonra Rusya Kırım'ı ilhak etmişti. O günden bu yana süregelen çatışmalarda da Rusya ayrılıkçı Ukraynalıları destekliyor. Moskova devrim olarak nitelenen yönetim değişikliğini Batı destekli darbe olarak görüyor.